gayet hesaplı, gayet dikkatli, itinalı hareket etmek borcundayız. Yeryüzünün nasıl bir hercümerc içinde olduğunu görüyorsunuz. İsrail oğullarının, Yahudilerin, Yahudiliğin nasıl alemi İslam'ı içinden içinden kemirmeye başladığını görüyorsunuz. Orta Doğu'da neler yapmak istediğini görüyorsunuz. Bir takım insanları nasıl ve ne şekilde sürüklemeye çalıştığını görüyorsunuz. Vallahi şunu açık bir şekilde Kur'an'dan söylüyorum. Kur'an ayetine dayanarak söylüyorum ki bizzat bizleri yaratan ve bizleri Müslüman olarak hayata getiren Hazreti Allah şöyle ferman ediyor. لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودَ Resul-i Zişan'a hitaben ve onun şahsı pakinde bütün Müslümanlara hitaben Allah-u Teala buyuruyor ki ey Muhammed'im, ey Mustafa'm, ey Resul-i Zişan'ım dikkat لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Müminlere, Müslümanlara yeryüzünde, insanların içinde Yahudilerden daha büyük düşman vallahi bulamazsın buyuruyor. Yahudilerden, İsrail oğullarından daha düşmanını can ve ırz ve namus din düşmanı, Müslümanların birleşmesine mani olan düşman, Müslümanların uyanmasına mani olan düşman, tuzaklar, hileler, politikalar, bir takım engeller, çengeller ortaya koyarak alemi İslam'a düşmanlık bakımından Yahudi'den daha kafirini, Yahudi'den daha dehşetlisini bulamazsın peygamberim, bulamazsın Habibimdir Allah-u Teala. Letecidenne, Arapçayı bilen kardeşlerimiz bilirler ki, bir fiilin başına, müzari bir fiilin başına lam-ı tekid gelirse, sonuna nun-ı tekid gelirse, letecidenne de görüldüğü gibi muhakkak ve muhakkak bütün ölçüler, bütün hesaplar bu noktada birikmiştir ki mutlaka ve mutlaka en büyük düşman, en büyük hile, en büyük tuzak, en büyük şey Yahudilerden gelecektir. Ayet kesinlikle haber veriyor. Kur'an'ın raporudur bu. Kur'an'ın raporu bu. Eşeddün nas, insanların en şiddetlisi Müslümana düşmanlık bakımından. En şiddetlisi Yahudiler. Onun için Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu'yu cehenneme çeviriyorlar. Korkunç bir hadise bu. Doğu'yu, Batı'yı bütün dehşetiyle kaynatıyorlar. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım. Ufak tefek bir takım tahribata, tahrikata kapılmamak lazım. Var olmakla yok olmanın eşiğinde bulunuyoruz. Ya bütün alemi İslam kalkacak ve önüne Müslüman milletimizi alacak ya toptan bütün alemi İslam yok olacak. Büyük bir noktada, büyük bir noktanın eşiğinde bulunuyoruz. Onun için bu Kur'an'ımızın bu tespitini, Mevlamızın teşhisini ortaya koyduktan sonra geçiyorum dersime. Efendiler, biz kendimizi tabii Kur'an ölçüsü içinde yetiştirmedikçe tam ve kamil manada Allah'a asker, Mevlamıza nefer olmadıkça bir zafer elde etmek mümkün değil. Ceddimiz, ecdadımız bizzat İslam'ı yaşamakta, İslam'ı hazmetmekte büyük mesafeler kat etmişlerdi. Cemaat olmanın şuuruna ermişlerdi. İslam'ı yaşamanın lezzetini ve izzetini temsil ediyorlardı. Temsil ediyorlardı. Üç kıtaya hükmediyorlardı, görüyorsunuz.
Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya, üç kıtaya en ufak bir sıkıntıya, en ufak bir acze, en ufak bir perişanlığa uğramadan hükmediyorlardı. Bizim ecdadımız üç kıtaya hükmediyordu, şimdi biz üç tane talebeye hükmedemiyoruz. Aradaki farkı anlayabiliyor musunuz? Aradaki farkı anlayabilmek lazım. Üç kıtaya hükmeden ecdadın torunları 3,5 insana hükmedemiyor bugün. Frenleyemiyor, önleyemiyor. Niye? Temelde tahribata uğramış değerler var. Yıkılmış esaslar var. Benim ceddime kuvvet veren, enerji veren kaynaklar kurutulmuş. Temeller yıkılmış, esaslar parçalanmış.